ki bazı bölgelerde ilk kez gün ışığına çıkıyor. Встречал и встречаю много самых верных поклонников на земле. Dünyanın dört bir köşesinde ölümünden 30 yıl sonra hala ağzımın onurlu hayranlarına rastladıkça içim bir tuhaf oluyor. Birkaç yıl önce Güney Amerika'daydım. Gabriel Garcia Marquez ile birlikte Kolombiya'daydık. Doğduğu kente yakın bir yerde. Bir akşamüstü kumsalda gezinirken bir adam yaklaştı birdenbire. Siz bir Rus şairisiniz biliyorum dedi. Nazım'ın da arkadaşıymışsınız, doğru mu? Şaşırdım. Evet öyle dedim. O zaman siz onun defalarca elini sıkmışsınızdır. Ben de sizin Nazım'a dokunan ellerinizi sıkabilir miyim? Nasıl duygulandığımı anlatmam zor. Bir defa daha anladım ki yalnız Türkiye'de, yalnız Rusya'da değil, yeryüzünün hemen her ülkesinde tüm yaşamını insanlığa adamış olan büyük şair, dostum Nazım Hikmet'i kalplerinde, gönüllerinde yaşatan pek çok insan var. Ne mutlu ki. Ve ben ilk görünce sen ne kadar şişmanladın böyle, ilk defa görüşüyorduk. Demek ki biliyor, mektuplaşıyorduk daha önce, kitaplarımı, şiirlerimi gönderiyordum. Böyle bir dostluğumuz vardı, tanımadı. Yalnız o mektupları gönderdiğim zaman 57 kiloydum. Nazım beni gördüğü zaman 104 kiloydu. Yani gerçekten büyük adam olması için bir takım bir insanın evvela bir temizlik koşulu var işin içinde, saflık koşulu var. Saf olmayan insana inanmıyorum ben, temiz olmayan insana inanmıyorum. Bir şey yaratabilir, lekelenmiş insanın bir şey yaratabileceğini insanlara, lekeli bir insanın uçukça güzel bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Yaratıcı olabileceğine inanmıyorum lekelenmiş insanın. Bir yazarsa bir insan hiç lekelenmiş olmalı, hiç yalan söylememiş olmalı o insan. Ki Nazım hiç lekelenmemişti, hiç leken bir aydınlıklı gibiydin Nazım Hikmet. İnsanlığın hemen iki dakika sonra anlıyorsun ki bu aydınlık bir pınar suyu gibi bir insandır. Hiç leke görmemiş. Ya, apak bir gökyüzü gibidir. Bir yıldız lekesi bile yok üstünde diyebilirdin. O kadar düz ve şey bir adamdı, temiz bir adamdı Nazım. O düzgün veriyordu adamı. Mükemmele yakın bir insan görüyorum. Tabii insani kusurları olmakla birlikte mükemmele yakın insan olarak görüyorum. Bir kere Türkiye için ve Türkiye demokrasisi için açılmadık, hiç açılmadık bir kapıyı Nazım açmıştır. Çok ilginç, yani partinin, kendi bağlı olduğu partinin yapamadığını Nazım yapmıştır. Yani sol kavramı Nazım da girdi Türkiye'ye ve şiirle, edebiyat da girdi. Bu bakımdan önemi çok büyüktür. Yani Nazım kadar şiir tarafından baştan ayağa katlanmış bir yaratık tasavvur edemiyorum. Her şey döne dolaşa şiir oluyordu onda. Ve şiir de onda fizik bir olaydı. Yani masa başına oturup da yazmak değil. Zaten sonradan da hapishanede de öyle devam edecekti. Olta atarak yazıyordu. Daha doğrusu yazmıyordu da yaratıyordu şiirleri. Paris'te bir iki olaya şahit olmuştum yıllar sonra. Bir kahvenin içinde fır dolandı bir şiiri improvize etmeye çalışırken, yaratmaya çalışırken. Dünyanın hemen her ülkesinde hayranları ve dostları olan Nazım'ın büyüyüp yetiştiği kendi şehrinde ne yazık ki ondan kalan pek bir ize rastlamak mümkün değil. Kalan birkaç izi de Nazım'ın üvey oğlu olan Mehmet Fuat'la birlikte araştırıyoruz. Herhalde şeye geldik. Sami Hanım'ın falan evlerinin oraya geldik. Evler yok. Evler yok. Bu evler yok. Tamam, otopark olmuş. Evler yok. İşte burada ona bilelim. Hayır, burada yan yana evde bunlar, yan yana.
20. yüzyılın başlarında çöküş sürecinde olmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtı yani başkenti İstanbul, binlerce yıldan beri süregelen kıtaların, uygarlıkların ve halkların kaynaşma noktası olma niteliğini hala korumaktadır. Nazım Hikmet 1902 yılında Selanik'te doğar. İlk çocukluk yıllarını Halep'te ve Diyarbakır'da geçirir. Ailesi daha sonra İstanbul'a geri döner. Yanında büyüdüğü dedesi Nazım Paşa, aralarında şairlerin de bulunduğu aydın bir dost çevresine sahiptir. Dedesinin ve annesinin özendirmesiyle Nazım daha 12 yaşındayken divan edebiyatı türünde şiirler yazmaya başlar. Yüksek bir devlet memuru olan babası Hikmet Bey sürekli mali sıkıntılar içindedir. Öte yandan soyunda Fransız ve Polonyalı izleri de taşıyan eşi ressam Celile Hanım'la evliliği çok uzun sürmez. Nazım bir süre sonra Bahriye Mektebi'ne yollanır. Nişantaşı Sultanesi'ne gidiyordu. Ondan sonra o zamanın Bahriye Nazırı Cemal Paşa bizim babamın çocukluk arkadaşıydı. İşte bir gün bize gelmişti falan. Abim de bir şiir yazmıştı böyle. Okudu falan, aa dedi seni gel dedi Bahriye'de yapalım, mektebe alayım dedi. İşte olurdu olmazdı falan. Öyle mektebe girdi. Ben ona kuzguncuk hikayeleri anlatırım. Burada bir Joya Yakar vardı, çok güzel bir kız. Hayalimde onu işte kırmızı saçlı Joya Yakar'ı anlatırdım. O da gülerdi. Sonra beraber o zaman Milovic'in operetleri gelmişti. Enişte matbaat müdürüydü. O zaman Nazım çok yakışırdı o Bahriye elbisesi. Giderdik o şey operetlere giderdik. Her zaman gelirdi. Locayı Nazım güzelliğinden, yakışıklığından şey ederdi. Son dönemlerini yaşayan Osmanlı İmparatorluğu bir takım politik manevralarla Birinci Dünya Savaşı'na sokulmuştur. Öncelikle Çanakkale'de girişilen zorlu direnişe karşın savaştan Almanlarla birlikte Osmanlı İmparatorluğu da yenik çıkar. Ülke İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar arasında paylaşılır. Türklere Orta Anadolu'da küçük bir toprak parçası bırakılmıştır. Nazım'ın bu yıllarda Bahriye Mektebi'nden ayrılması yalnız ciğerlerindeki bir rahatsızlıktan ötürü değildir. Annesinden boşanmış olan babasına, düşman subaylarına daha fazla selam vermek istemediğini açıklar. Nazım Hikmet 1921 yılı başlarında Mustafa Kemal'e silah ve cephane kaçıran bir örgütün yardımıyla sahte bir pasaport alır ve 4 arkadaşıyla birlikte gizlice Anadolu'ya geçer. Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adlı öz yaşamsal romanında bindiği geminin ütü gibi yamyazsı bir tekne olduğundan söz eder ve şöyle devam eder. Tevfik başını lomboza dayadı, İstanbul'u bir daha görebilecek miyiz, gidiş var da dönüş yok mu diye ağladı. Ama şimdi İstanbul denizinin içinde Kefal'den, Uskumru'dan, Torik'ten çok düşman denizaltısının kaynaması da umurumda değil. Anadolu'ya gidiyorum, Mustafa Kemal Paşa'ya. 4 arkadaştan yalnız Nazım Hikmet ve Vala'ya Anadolu'ya geçme izni verilir. Osmanlı ordusunda miralay rütbesine kadar yükselmiş olan Mustafa Kemal, Anadolu'da işgal kuvvetlerine karşı direnişi örgütlemektedir. 19 yaşındaki Nazım, İstanbul'daki hastalıklı teslimiyetçi çevreyle yoksul ama fedakar Anadolu halkı arasındaki ayrılıkları ilk kez algılar. Anadolu insanlarını, onların güçlü ve zayıf yanlarını, göreneklerini, dil zenginliklerini öğrenir. Daha sonraları Kurtuluş Savaşı destanında onları şiirleriyle anıtlaştıracaktır. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, şu
çayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden müntekinim güzel ve rahat günlere inanıyordu. Nazım'la Vala cephe yerine bir köy okuluna öğretmenliğe yollanır. Babam Bolu'da memur idi. İstiklal Savaşı sırasında 1921'de. Ben İstanbul'da okuyordum. İstanbul'da dayım, teyzelerim, büyükannem falan vardı. Onların yanında kalıyordum. Babam ilkim Mudurlu'da kaymakamı. Sonra Bolu'da vali yardımcısı olarak kaldı. 1921'de Bolu'daydı. Ben 1921'de Bolu'ya gitmiştim tatil geçirmek için. İşte o sırada da Nazım İstanbul'dan Anadolu'ya gitti ve Bolu Lisesi, o zaman Sultani derlerdi. Bolu Sultanisi, Bolu Lisesi'nde Türk öğretmeniydi. Bolu Sultanisi de o zaman tam Sultani değil de ortaokul ayarında bir okul. Orada Türk öğretmeniydi. İşte Nazım'la ilk tanışmam orada olmuştu. Yani tanışmam dediğim Nazım'ı ilk görüşüm. Sakarya Savaşı sırasında, Sakarya Savaşı'ndan sonra bir tören yapıldı. Bolu Sultanı'nda, Bolu Lisesi'nde. İşte Nazım Hikmet orada bir şiir okudu. Ben Nazım Hikmet'i bilmiyorum. Fakat Sarışın genç bir adam, 19 yaşında o zaman, şiirinde de vardı, 19 yaşında diye bir şiiri vardır. 40 haramilerin esiri diye bir şiir okudu. Sonradan, babamdan öğrendim ki bu işte Nazım Hikmet isminde genç bir şairmiş ve orada Türk öğretmeniymiş. Ve sonradan da şiirlerini falan okumak suretiyle yani Nazım Hikmet'in kim olduğunu daha iyi öğrendim. Orta Anadolu'daki insanların yüzlerce yıl öncesini andıran yaşayış biçimleri Nazım'ın kent soylu kökenlerinden kopuşunu hızlandırır. Mustafa Kemal'in milliyetçi burjuva olarak adlandırdığı hedeflerinden kuşkuya düşer. 1921'de Vala ile birlikte Moskova'ya gitmek üzere harekete geçer. Nazım'ın şairliği belki o büyük hayalciliğinden gelen bir şey. Büyük bir şeysi vardı yani. Ve Nazım en çok üst seviyede Türkiye'de Komünist Partisi'nin, komünist rejiminin kurulacağına inanırdı. Hatta ben bir gün Nazım'a dedim ki ya sen böyle söylüyorsun ama ben Muğla'ya gidiyorum. Ya ihtilal olursa, yani sanki yalnız ihtilal İstanbul'da olacak. Ben o kadar çocuktum, 19 yaşındaydım. Yok yok biz sana haber veririz falan dedi, ben gittim. Но я так на могу сказать, ну сразу я могу сказать, что если я когда-нибудь видела настоящего коммуниста, то это был Назым Хикмет. Size şunu söyleyeyim yalnızca, hayatımda gerçek bir komünist olarak adlandırabileceğim birini gördüysem bu ancak Nazım Hikmet olabilir. Birçok sebepten ötürü insanlara karşı tutumu. Mesela şoförüyle Pablo Neruda gibi bir kimse arasında hiçbir fark görmeyişi. Dünyaya, hayata bakışı, yeniliklere olan açıklığı. Genç yetenekleri destekleyişi. Alabildiğine uyumlu bir insandı. Hem dürüst hem de cömert. Vala Nurettin'le birlikte yaptığı Rusya yolculuğunda gördüğü inanılmaz yoksulluk Nazım'ı derinden etkiler. Büyük insanlık toprağında gölge yok, sokağında fener, penceresinde cam. Büyük insanlık sekizinde işe gider, yirmisinde evlenir, kırkında ölür. Büyük insanlık. Lenin'in devrimci düşünceleri ve Sovyet insanlarının coşkusu Nazım'ı da kısa sürede etkisi altına alır. Nazım, insanlığın ancak sosyalizmle kurtulabileceği inancına bundan böyle ömrünün sonuna kadar bağlı kalacaktır.
Birkaç arkadaşıyla birlikte Türkiye Komünist Partisi'ne üye olur. Kominterne katılma başvurusunda bulunur. Aydın işçi olarak da kaydını yaptırır. 1922 güzünde Nazım Hikmet Doğu Emekçileri Fakültesi'ne kaydolur ve burada öğrenim görmeye başlar. Devrim sonrasının Moskova'sındaki siyasal ve kültürel canlılık, Nazım Hikmet'te izleri sonuna kadar silinmeyecek derin etkiler bırakacaktır. Nazım Hikmet bu yıllarda fütürist ve konstruktivist adı verilen sanat akımlarına büyük ilgi duyar. Nazım'ı ilk şiir denemelerine, şiirleriyle yığınları sürükleyebilen Mayakovski'nin özgün ve coşkulu söyleme sürükler. Mayakovski ile rejisör Meyerhold, Nazım'ın bir deneme sahnesi oluşturmasına da yardımcı olurlar. Nazım'ın önemli görevler üstlendiği bu sahnesinin adı Süpürge'dir. Lenin'in karşı devrimci artıkları silip atacağı ünlü süpürgesi. Sonraları Nazım, altı aya kalmadı bizim sahnemiz de bir taraflara süpürdü gitti. Bizler üstün bir sanat için henüz yeterince olgunlaşmış değildik diyecektir. Bu arada ilk eşi Nusret Hanım'la evlenir. 1924'te Lenin'in ölümü sırasında Nazım Hikmet Moskova'dadır. Anılarında şunları yazar. Lenin'in cenazesinin başında nöbet tutuyorum. Bulunduğum yerden Lenin'in yüksek alnını görebiliyorum. Dört bir yandan insan seli akıyor. Elimde silah saygı duruşunda olur mu olmaz mı bilmem ama içimden ağlamak geliyor, ağlayamıyorum. Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla sonuçlandıran Mustafa Kemal ise 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Dinle devlet işleri birbirinden ayrılır, hilafet kaldırılır, kadınlara hak eşitliği, Latin alfabesine geçiş gibi bir dizi önemli reform gerçekleştirilir. Atatürk yalnız aşırı dinci karşıtlarına değil, Kürtlere ve solculara karşı da sert yöntemlerden çekinmeden mücadele eder. Komünist Partisi yasaklanır. Daha önce de defalarca hapis cezası yiyen Nazım Hikmet, 1928 yılında bu kez temelli Türkiye'ye döner ve yoldaşı Laz İsmail ile birlikte tutuklanır. Hapisten çıktıktan sonra da o dönemde bütün yayın evlerinin ve gazete matbaalarının bulunduğu basın yayın merkezi Baba Ali'de çalışmaya başlar. Nazım o yıllarda çok proleter görünümlüydü. Belki de biraz inadına yapıyordu. Yani başında mutlaka arkaya devrik bir kastet. Ceketini eğer hava müsaitse yazsa omuzlarına takılı olarak dolaşıyor. Ve onun bir yürüyüşü vardı kendine göre. Bahriyelilikten kalma galiba. Kısa kısa adımlar. Hızlı adımlar. Ve daima gözler fal taşı gibi açık. Mavi mavi. Ve daima bir şeyler anlatıyordu. Hızlı bir şekilde. Heyecanlı. Daima heyecanlı. O heyecan her şey olabilirdi ama başta galiba en büyük heyecan şiir. Nazım müthiş bir gençlik içinde, müthiş bir dinamizm içinde ve her tarafında allak bullak ediyordu. Neden allak bullak ediyordu? Çünkü alışılmış düşüncelerin dışında ve biçimlerin dışında bir şiir cinsi yaratmakla meşguldü o yıllarda. Türkiye'yi allak bullak eden, edebiyat bakımından allak bullak eden bir şiir cinsi. Ardı ardına yayımlanan şiir kitapları, Nazım'ı kısa sürede Türkiye edebiyatının üzerinde en çok tartışılan öncü ve yenileyici şairi konumuna getirir. Günü günden güne yayılmakta, memleketin o zamana kadar edebiyat dışı sayılan tüm insanların dertleri, özlemleri ve umutları Nazım'ın şiirinde yankılanmaktadır. Türkiye'de bulunup da hapishanede olmadığı zamanlarda geçimini Baba Ali'deki çeşitli dergi ve gazetelerde çalışarak sağlar. Komünist Partisi üyeliği yüzünden çoğu şiir ve yazılarını takma adla yayımlamak zorundadır. O artık tek parti sistemine karşı oluşan toplumsal muhalefetin de odak noktasındadır. 1933'te 1,5 yıl hapse daha mahkum edilir. İlk eşi Nüket Hanım'dan boşanmış ve Piraye Hanım'a aşık olmuştur. O zamanlar için büyük bir yenilik olan bir plağa okuduğu şiirleri ise artık kahvelerde, lokantalarda bile dinlenmektedir. Ova kurşun gibi ağır,
bağır bağır bağır, bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey. Kerem gibi yana yana, dert çok hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır, hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır bağır bağır, bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. Haber alma özgürlüğünüzü sizden almalarına izin vermeyin. Evrensel okumaya başlayın. 7 Haziran sabahı gazeteniz Evrensel'i elinize alın, gerçeği göreceksiniz. Evrensel, gözünüzü gerçekten ayırmayın. Sine 5'te futbol bitmez. Sine 5 Haziran'da da futbolla dolu. Kanada, Türkiye. İsviçre zaferini yaşatanlar da Sine 5'te. Milli takımın Amerika turnesindeki Kanada-Türkiye mücadelesi 7 Haziran çarşamba saat 20.30'da sadece Sine 5'te. Oy farfara farfara, ateşi düştü çalmada. İşte buz gibi Marmara. Bağrı yananlara, farklı lezzete susayanlara. Marmara Türkiye'nin yeni modası. Güzel bir sohbet, köpüklü bir keyif molası. Marmara alkolsüz, keyifleri köpürtün. Lütfen filmi seyredemedik diye paniğe kapılma şekerim. Sine 5'te filmlerin tekrarı. Hiç ayrılmadık ve bu ayrılmama hapishane dahil 4 sene sürdü. Yani hiç birbirimizden ayrılmadan aynı odada yattık. Ve Nazım'ın biliyorsunuz ilk kitabı benimle çıkardığı bir kitaptır. Bir zahit bir, eşittir bir diye. Burada bir tane buldum. Yok, piyasada yok. Sonra o kitaptaki yazılar gece gelen telgrafa da alındı. Beraberce gidiyorduk, beraberce geliyorduk, beraber yiyorduk, beraber geziyorduk falan filan. İşte bu sırada Nazım, Komünist Partisi'ndeydi tabii, Moskova'dan gelmiş. Fakat o Komünist Partisi'ne o zamanki yöneticilerle yahut Komünist Partisi'nin o zamanki şeyiyle bir şeye girdi, anlaşmazlığa. Ve muhalefet grubu diye bir grup kurdu. Zaten bizde gelenektir, şairlerden korkarlar. Şair tehlikeli bir yaratıktır. Namık Kemal'den tut, hatta çok daha eskilere kadar. Zavallı Nedim bile, şair Nedim bile galiba kendini kurtarmak için damdan aşağı attığı söylenir. Bilmiyorum doğru mu? Patrona Halil olayları. Yani bir çeşit Türkiye'nin kaderi midir, nedir? Şairlerin tepesinde daima bir belalı bir kuş döner durur. Ve böyle geçti hayatı Nazım'ın. Hatta belki Türkiye'den ayrıldıktan sonra bile o bir takım kuşlar dönmeye devam etti. Bursa'da cezaevinde zannederim 1,5 sene kadar aynı odada kaldık, aynı koğuşta. Bizi ayırdılar siyasiler diye sonra. Büyük bir Bursa cezaevinin üst katını bize tahsis ettiler aşağı yukarı. Biz orada 30-35 kişi kaldık, sonra af çıktı. Nazım'ın bir şeysi vardı, Nazım hiçbir zaman durmadan gece gündüz aklına estikçe şiir yazardı. Ve don gömlek çıkar, böyle yüksek sesle okuya okuya şiirini geliştirir. Sonra da önüne gelene sana bu gece yazdığımı okuyayım yahut bugün yazdığımı okuyayım diye okurdu. Okumasının sebebi gayet doğruydu, tenkit alıyor. Buna göre değiştirme yapmazdı ama buna göre ufak tefek değişiklikler yapardı.
1934'te bir aftan yararlanarak hapisten çıkan Nazım, yeniden Babali'de gazete ve dergilerde çalışmaya başlar. Çoğu takma adlarla sahne oyunları ve senaryolar kaleme alır. 1935 yılında da Piraye Altınoğlu ile evlenir. Piraye'nin ilk eşinden olan iki çocuğuyla birlikte 4 kişilik bir ailenin sorumluluğunu yüklenmiştir. 1936 yılında başyapıtlarından biri sayılan Şeyh Bedrettin Destanı yayımlanır. TKP ile eskiden beri süregelen görüş ayrılıkları daha da belirginleşmiştir. TKP'nin yer altında basılan yayın organlarında artık Nazım'dan Troçkist ve Burjuva ajanı olarak söz edilmektedir. Nazım ise kendisini bekleyen büyük tehlikeleri hiçe sayarak düşündüklerini ve duyduklarını yüreklilikle savunmaya devam eder. Ufuklardan ufuklara ordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu. Hazer rüzgarların dilini konuşuyordu balam, konuşup coşuyordu. Kim demiş cört vazmi, Hazer ölü bir göle benzer. Uçsuz bucaksız, başı boş, tuzlu bir sudur Hazer. Hazer de dost gezer, ey düşman gezer. Dalga bir dağdır, kayık bir geyik. Dalga bir kuyu, kayık bir kova. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Devrilen bir atın sırtından inip şahlanan bir ata biniyor kayık. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Çıkıyor ka, iniyor ka. Çık, in, çık. Nazım Hikmet artık aile sorumluluğu da taşımaktadır. Akşam gazetesine köşe yazıları yazmaya başlar. Bu kez takma adı Orhan Selim'dir. Bir yandan da İpek Film'de senaryo yazarlığı, dublaj ve film yönetmenliği gibi çeşitli görevler üstlenir. Yalnız aydınlar arasında değil, geniş halk yığınları arasında da etkisi günden güne artan Nazım Hikmet, öncelikle askeri kanattaki üst kesimlerin gözünde mutlaka susturulması gereken bir tehlike oluşturmaya başlamıştır. Nazım'ın icabına bakılması, onlarca yıl hapishanelerde çürütülmesi için hazırlanan senaryolar yürürlüğe konur. Nazım'ın peşine takılan genç bir harp okulu öğrencisine verdiği şiir kitapları orduyu isyana teşvik suçu için yeterli kanıt sayılır. 1938 yılında iki ayrı askeri mahkeme, Harp Okulu Askeri Mahkemesi ve Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde sonra 28 yıla indirilecek olan 36 yıllık bir hapis cezasına çarptırılır. Türkülerinden korkanlar, barışın ve sevginin bu usta şairini zindanlarda çürüterek susturmayı denemektedirler.